Yüksek tansiyon durumunda ne yapılmalı? Gebelikte yüksek tansiyon gerçekten çok önemli bir problem. Çok sık görüyoruz. Burada hastaları genelde iki gruba ayırabiliriz. Örneğin gebelikte yüksek tansiyonu yeni başlayanlar, bir grup hasta da tansiyon hastası olup gebe kalanlar olabilir. Bu tansiyon hastası olup gebe kalanlar için bir takım değerlendirmeler yapmak gerekir. Örneğin kullandıkları bazı ilaçlar vardır, gebelikte uygun değildir. Hmm. Bunları değiştirmemiz gerekir bebeğe zarar verme olasılığını azaltmak için. Yine hipertansiyonun getirdiği bir takım organ hasarları olabilir gözde, böbrekte. Bunlar açısından bir ayrıntılı değerlendirme gerekecektir öncesinde. Bir de gebelikte tansiyonu başlayan, daha önce hiçbir problem olmayan gebelikte tansiyonu başlayan. Genellikle gebeliğe bağlı tansiyonlar 20. haftadan sonra başlıyor. Yani 5. gebelik ayından sonra başlıyor. Nasıl şikayetlerle gelir gebeler? Bunda illa bir şikayet olması gerekli değil aslında. Hani baş ağrısı gibi bazı şikayetler olabilir ama illa olmak zorunda değil. Bizim özellikle her muayenede dikkat ettiğimiz şey her gelen gebenin muayenesine tansiyonuna bakarız. Tabii. Eğer tansiyonda bir yükseklik saptarsak o zaman mutlaka bir tansiyon takibi ve ileri değerlendirme gerekiyor. Bu hastalarda idrar kaçağı, idrarda protein kaybı var mı yok mu bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü buna bazen gebelik zehirlenmesi dediğimiz durumda eklenebiliyor. O zaman iş daha karmaşık bir hale geliyor tansiyon, ve yönetimi daha farklı. Tansiyon gebelik zehirlenmesini tetikleyen bir durum evet, mudur? Evet. Gebelik zehirlenmesinin bir bulgusu, bir parçası tansiyon yüksekliği. Dolayısıyla tansiyon yüksekliği varsa acaba gebelik zehirlenmesine bir gidişat var mı? Gebelik zehirlenmesi var mı açısından mutlaka ayrıntılı değerlendirme yapıyoruz. Evet, peki ne olur o anda anneye ve bebeğe? O anda konuyu nasıl ele alınır? Bebek erken doğuma mı gider? Şimdi gebelik zehirlenmesi olup olmamasına bağlı, bebeğin durumuna bağlı, annenin durumuna bağlı. Bunların hepsini birleştirerek bir yorum yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla çok standart değildir. Her hasta için ayrıntılı bir değerlendirmeyi bireyselleştirip uyguluyoruz. Evet. Peki.